Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Şöyle o arada ben ekranımı ayarlayayım. Aysun sanırım herkese gidiyor. O yüzden ses ayarlarını bir kontrol edersen çok iyi olur. Belki senin bilgisayarınla ya da internetinle ilgili olabilir. Çok iyiyim, çok sağ olun. Artık son düzlüğe girdik herkes adına. Çalışıyoruz. Yıl sonu tekrarlarımız var. Alabiliyor mu şu an? Herkes sesimi alabiliyor mu? Var mı alamayan? Hocam sesiniz gelmiyor diyen var mı? Herkes alıyor o zaman. Harika. Tamam, süper. Bir iki tane arkadaşım çünkü kendi ses problemi yaşadı. O yüzden tekrar kontrol edeyim istedim. Arkadaşlar ismim Fatih. Fatih Hoca ben. Eğitim bilimleri kampında hem öğrenme psikolojisinde hem rehberlikte olacağım inşallah. Beraber olacağız. Şöyle dersin genel içeriğiyle ilgili, dersin sınavla ilgili durumuyla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Arkasından soruları çözmeye geçeceğiz. Sorular üzerinden özellikle burada ÖSYM'nin çıkmış sınav soruları üzerinden hareket edeceğim ki net olarak ne sorar ve nasıl sorar bunu bir kez daha görelim arkadaşlar. Onlar üzerinden ilerleyeceğiz. Hem o arada kısa bir konuyu da değinmiş olacağız hem de soruların geliş tarzına bakacağız. Şimdi rehberlik ve özel eğitim dersinden 11 tane soru gelecek arkadaşlar sınavda. Her yıl 11 tane soru karşımıza çıkıyor. Bu sorular genel anlamda konulara hemen hemen eşit dağıtılmıştır. Evet, bazı konular daha ağırlıklı, daha fazla soru geliyor. Rehberlik türleri diye bir ünitemiz var mesela. Rehberlik türlerinden 5 tane soru geliyor. Çünkü rehberlik türleri ünitesi geniş bir ünitedir. Bu rehberlik türlerinin içerisinde işte hizmetin sunulduğu kuruma göre rehberlik, işte atıyorum birey sayısına göre rehberlik, öğretim kademesine göre rehberlik, işlevine göre rehberlik, problem alanına göre rehberlik. Ya yani 5 tane zaten alt başlığı var. Bu yüzden uzun bir konu, 5 tane sorunun gelmesi de gayet normal arkadaşlar. Dediğim gibi dersin tamamında 11 tane soru bizleri bekliyor olacak. Hocam zor sorular bunlar. Yok değil arkadaşlar. Şimdi şöyle sınavda ilk defa giren var mı bu arada? İlk defa hazırlanıyorum hocam. İlk defa gireceğim sınava diyen var mı? Büşra ilk defa girecek. Sanırım Büşra'dan başka. Evet Bahar var. Nisa var. Zehra, Eda. O iyi. İlk defa girecek olan arkadaşlarımız var. Diğerleri zaten ne demek istediğimi anlıyordur. Şimdi sınavda ölçme anlayışı olarak arkadaşlar şöyle bir mantık var. Sınav kolay, orta ve zor sorulardan oluşur. Bakın kolay, orta ve zor sorular. Şimdi kolay sorularla yarışmayız açıkçası. Çünkü kolay soruları herkes yapar ve bu bize sınavda bir standart sapma ya da bir puan değeri getirmez. Ölçme dersi aldığınız hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Herkes yapmışsa bir soruyu o hiç kimse için bir şey ifade etmiyor demektir. Önemli olan yapılmayan bir yeri yapmaktır. Yapılmayan yer neresi? Eğitim bilimleri. Mesela yapılmak genel anlamda yapılması zor ya da işte ortalaması hala düşük branşlardan bir tanesidir. 80 soruda yıl sonu yani KPSS'de arkadaşlar Türkiye net ortalaması eğitim bilimlerinin 36,5 nettir. Bakın tekrar söylüyorum. 80 soruda 36,5 net. Bu çok düşük bir net sayısıdır. Bu yüzden yapılamayan bir alandır hala ve yapılamayan alanı yapmak bize çok daha yüksek standart sapma getirecektir. Çok daha yüksek bir puan getirisine dönüşecektir bu durum.
Bu yüzden önemli. 11 soru da bizim için önemlidir. Şimdi kolay, orta, zor sorular var dedim. Kolay sorularla bu yüzden yarışmıyoruz. Bizim orta sorular ve asıl yarışacağımız yer zor sorulardır arkadaşlar. Ha, bu vesileyle parantez içinde şunu da belirtmek isterim. Bir sınav rehberliği de yapmış olalım aynı zamanda. Yani şunu gösteriyor bu durum. O zor soru kardeşim herkese gelecek. O orta soru herkese gelecek. Kolay soru herkese gelecek. Ha, sana testin başında gelmiştir. Diğerine ortasında gelecek. Birine sonunda gelecek ama gelecek. Yani o yüzden hani zor sorularla karşılaştığınızda daha o kitapçı açar açmaz size zor gelen sorularla karşılaştığınızda lütfen paniğe kapılmayın. Çünkü dediğim gibi o zor soruları sen önce görüyorsun ve bitecek birazdan onlar ve orta düzeyde ya da kolay sorulara geçeceksin. Ve dediğim gibi diğer arkadaşlar onlara birazdan işte atıyorum 5 soru sonra karşılaşacaklar. KPSS memurluk istiyorum nasıl olacak? Yani KPSS memurluk istiyorum derken öğretmenlik de bir memuriyet. Memurluktan kastın herhalde düz memurluk. Şimdi sınavda 3 tane puan türünüz var arkadaşlar. P3, P10 ve P121. P3 genel kültür yetenek puanıdır. Sadece genel kültür yetenek puanıdır. Ve düz memuriyetlere, öğretmenlik dışındaki, İrem o zaman sen yanlış girmişsin. Eğer lise mezunuysan sen düz memurluğa hazırlanıyorsun. Ve bu şu anki dersimiz öğretmen adayları için. Öğretmen arkadaşlar için bu. O yüzden sana faydalı olacağını çok düşünmüyorum. Ama diyorsan ki hocam ben girdim. Dinleyeyim. Biz, yani göreyim bu dersler neymiş bunları da dinleyeyim diyorsan buyur. Ama dediğim gibi senin alanın değil bu dersler. O yüzden bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Onu bir kontrol istersen. Dinledim, yani dinleyeyim diyorsun herhalde. Ben yine de bir dinleyeyim anlamında mı? Yoksa bu dersleri aldın mı sen? Eğitim bilimleri dersleri mi gördün? İrem ya bu dersleri üzgünüm ama boş almışsın. Çünkü bu dersler senin hiçbir işine yaramayacak. Yani senin şu an bu derslerden sınava girebilmen için bir kere zaten üniversite mezunu olman lazım. Senin sadece gireceğin tek bir alan var. O da genel kültür yetenektir. Öğretmen lisesi olsa bile üniversite lisede görmüştür. Eğer burada bu dersleri aldığını anladım ben çünkü. Yanlış anlamadıysam eğer. Arkadaşlarım eğitim bilimleri yüzdesi %20'dir. Genel kültür yetenek %30'dur. ÖABT %50'dir. Ama bakın şunu belirtmek isterim. Lütfen bu yüzdelerle uğraşmayın. Yani şunu gözden kaçırıyorsunuz. Yüzdelerle uğraşırken şimdi eğitim bilimleri düşük yani %20 etkiliyor. Sınavın %20'sini oluşturuyor falan filan diye düşünüyoruz. Tamam matematiksel olarak bu böyle. Ama şu var. Gireceğiniz sınav standart sapmalı bir sınav. Standart sapmalı bakın. Bağıl değerlendirmeli. Yani şöyle sizin sadece ne yaptığınız ya da yapamadığınız değil. İnsanların yaptığı ve yapamadığı yerlerde sizin alacağınız puan etkileyecek. Anladın mı ne demek istediğimi? Şöyle düşünün bakın. Atıyorum genel kültür yetenekte 120 soru var. Farz edelim ki ortalaması 80. Değil ama örnek veriyorum. Farz edelim ki ortalaması 80. Şimdi buranın mı getirisi senin için daha fazla olacak? 80 soruluk bir alanda 36-35 net ortalamasının getirisi mi sana daha yüksek olacak? Yani 80 ortalama varsa bunun çok fazla insan üstüne çıkmış demektir. Ama işte atıyorum 80 soruda 35 ortalama varsa çok az insan bu ortalamanın üstüne çıkmış demektir. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Yani senin evet bir soruların ağırlık değeri var. Ama bu insanların yapamadığı bir yer olduğunda o ağırlık 2 ile çarpılıyor, 3 ile çarpılıyor anladın mı? Zaten standart sapma dediğimiz durum da burada devreye giriyor.
Bu da sizin alacağınız puanı etkiliyor. Yani bunu daha somut bir örnekle şöyle anlatabilirim size. Şöyle anlatabilirim. Ortalama puanla hiçbir işiniz yok arkadaşlar. Puanla bir işiniz yok sizin. Ders şimdi başlayacak. Şu sorularınızı çözeyim, halledeyim. Onlarla ilgili bilgi vereyim. Dersimiz başlayacak. Şimdi şu var. Türkiye geneli puanı ya da işte atıyorum puan ortalaması, senin kendi şahsi puanın, sizin puanla bir işiniz yok arkadaşlar. Puan değil sizin olayınız. Sizin olayınız sıralamadır. Lütfen bunu unutmayın bakın. Deneme yapıyorsunuz. Puanlarınızı falan hesaplatmayın. Yani puanlarınızı hesaplamaya çalışmayın ya da kendi kendinize. Arkadaşlar sadece 40 dakika bir tanıtım dersi yapacağım. Sadece 40 dakika sorulara bakacağız. Bir tanıtım yapacağız ve bitecek. Şimdi şu var. Sizin olayınız sıralamadır. Bakın tekrar söylüyorum. Çünkü geçen sene 80 alan bir adam, herhangi bir branş için söylüyorum bunu, önemli değil. Geçen sene 80 puan alan bir adamın sıralaması atıyorum ilk 1000'deyken bu yıl 80 puan alan bir adam ilk 500'de de olabilir, ilk 2000'de de olabilir. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani bizim için önemli olan şey nettir, net. Ve o netin bize getirdiği sıralama değeridir. O yüzden arkadaşlar bence Tekuzem'e bir ulaşın. Tekuzem'deki rehber arkadaşlarla, eğitim koçlarıyla lütfen bir görüşün. Ve onlardan bu konuyla ilgili bilgi alın. Yani şu an anladığım kadarıyla eksik bir bilgiye sahipsiniz. O yüzden hemen bence dediğim gibi Tekuzem'deki arkadaşlarla iletişime geçin. Ve o bilgilendirmeyi eğitim koşundan alın. Çünkü dediğim gibi yanlış bilgi yanlış çalışmayı beraberinde getirir ve bu sonuç getirmez. Tamam? Evet. Dediğim gibi arkadaşlar size çok daha detaylı yardımcı olacaktır arkadaşlarım. Hemen hazırsanız eğer ben yavaş yavaş başlıyorum. Şimdi hemen şunu söyleyeyim size. Çıkmış sorular, çıkabilecek soruların bir örneğidir, bir habercisidir. O yüzden bunlar üzerinden ilerleyeceğim. Tekrar söylüyorum. Rehberlikte ne önemlidir? Rehberlik çalışırken neye dikkat etmelisin? Başlığa dikkat etmelisin. Eğer rehberlikte başlıkları ve başlıkların birbiriyle olan ilişkisini biliyorsan hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Eğitim bilimleri dersleri kesinlikle ezber dersleri değildir. Tek başına çalışarak asla yapamazsın. Bir hocayla dinleyerek ve sadece onu ezberleyerek yapamazsın. Ezberletildiğinde yapamazsın. Kesinlikle ama kesinlikle mantığını bilmeniz lazım. Mantığını bilemediğiniz sürece bilmiyorsanız arkadaşlar problem yaşarsınız. O yüzden lütfen dikkat edin. Hocam hiç mi ezberleyecek bir şey yok? Var. Çok basit şeyler var. Ama bunda bile eğer mantık kurmak istiyorsan mantık kurabilirsin. Atıyorum rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunda kimler yer alır, kimler yer almaz. Sorudur mesela. Soru gelme ihtimali yüksektir örgütlenmeden. Ya da işte atıyorum BEP geliştirme biriminde kimler yer alır? Ya derse giriyorum hala arkadaşlar diyor ki sadece sana mı gelmiyor İrem? Derse giriyorum arkadaşlar diyor ki hocam işte atıyorum nedir onun adı? Biz bunu nasıl ezberleyeceğiz bu kadar şey? Ezberlerseniz yapamazsınız arkadaşlar. Ezberleyerek yapabileceğiniz şeyler değil. Mantığını bileceksiniz. Başlığını bileceksiniz. O başlıkların birbiriyle olan ilişkisini bileceksiniz ve hiçbir sıkıntı kalmayacak. Onun haricinde rehber çok kolaydır. Çünkü bir tane paragraftan bir sürü soru çıkabilir. Sana verir paragrafı, hizmet sorar cevap değişir. İşlev sorar cevap değişir. Problem alanı sorar cevap değişir. KPDR sorar cevap değişir arkadaşlarım. Öğrenci kişilik hizmetleri der cevap değişir. Sorunun nasıl sorulduğunu bilmeniz lazım. Ne sorulduğunda ne cevap vereceğim bunu bilmeniz lazım. Bunun için de başlığı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bu önemli. Kesinlikle bu basamakları falan bilmenize gerek yok. Zoom kullanıcısı arkadaşım şu an Zoom kullanıcısı diye çıktığı için bu şekilde hitap ediyorum. Kusura bakma. Direkt atmışsın bana mesajı. Şu an herkese görünmüyor o mesaj. Evet Gamze. Okey. Memnun oldum Gamze. Benim ismim de Fatih. Gamze, bunları bilmen gerekmiyor. Bölümün PDR mi Gamze? Resim öğretmenisin. Hiç bilmen gerekmiyor. PDR'ci arkadaşlar için sadece ÖABT'de çıkabilir onlar.
Arkadaşlar rehberlikte bize o Ginsberg'in, Süper'in falan alt basamakları, yaş aralıkları, şunlar bunlar sorulmaz. Çıkmış sınav sorularına bakın lütfen. Geçen yıl Süper'i sordu mesela. Geçen yıl Süper'i sorduğunda paragraf verdi, genel özelliklerini verdi. Mesela onun öncesindeki yıl hangi yılla çıkmış Gamze? Yani eğer soruyu bana atarsan, benimle de paylaşırsan gözden kaçırmış olabilirim belki ama yani senelerdir çok zor kaçırmış olmam. Sana çok basit son 5 yılı örnek veriyorum. Geçen yıl Süper'i sordu. Ondan önceki yıl Parsons'ı sordu. Ondan önceki yıl Roy'u sordu. Ondan önceki yıl Ginsberg'i sordu. Anladın mı? Yani hep ve genel özellikleriyle sordu. Yani bize o alt basamaklar zaten soru olarak gelmiyor. Yani bu dediğim gibi gözden kaçırdıysam kendimi güncellerim. Sıkıntı değil ama senelerdir ben bu sorularla cebelleşiyorum zaten. O yüzden yani en fazla dediğim gibi gözden kaçırmışımdır ama o da çok çok düşük bir ihtimal. Son 5 yılda 6 yılda bir kere zaten net kesin yok yani. Şimdi onlar da kolay. Mantığı hepsinin neye dayanıyor biliyor musunuz? Mesleki gelişim sürecine dayanıyor. Mesleki gelişim sürecini iyi anlayan bir arkadaşım mesleki rehberlik kuramlarında da sorun yaşamaz. Alt basamaklarında da problem yaşamaz. Ha bunları tekrar kampında anlatacağız zaten. Tekrar kampında bahsedeceğiz. Onları değineceğiz. Alt basamaklarını anlatacağız. Mesleki gelişim süreciyle nasıl bir ilişkisi var onu anlatacağız. Ve merak etmeyin, bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Senelerdir hiçbir sorun yaşamadık arkadaşlar. Giden arkadaşlarımız rahatlıkla yapıyorlar yani. Tamam. Hadi bakalım şöyle ilk soruyla başlayalım. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu. Hemen analizini yapıyorum arkadaşlar. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre Orhan öğretmenin etkinlik seçimi öğrencinin hangi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir? Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bu 5 basamaklı arkadaşlar, toplamda 7 ama temelde 5 basamaklı bir hiyerarşik yapıya sahip. En altta hangi ihtiyaçlar vardı? Fizyolojik ihtiyaçlar. Onun üstünde güvenlik ihtiyacı, onun üstünde sevgi, ait olma, onun üstünde saygı, statü ve onun üstünde kendini gerçekleştirme basamağı var. Ama kendini gerçekleştirmenin iki alt basamağı var arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi estetik, bir tanesi de bilme anlamadır. Hocam en üstte bilme estetik mi üst, bilme anlama mı üstte, estetik mi üstte diye soracak olursa estetik üstte arkadaşlar. Bilme anlamadan daha üsttedir. Toplamda 7 ama temelde 5 basamaklı bir hiyerarşidir. Şimdi yapılan hatalardan bir tanesi de şudur. İhtiyaçlar hiyerarşisiyle ilgili gelebilecek iki tane soru tarzı var. Burada gördüğünüz gibi bir paragraf sorusu. İki arkadaşlar bize kendini gerçekleşmiş bireyin özellikleri ya da kendini gerçekleştirme sürecindeki bireyin özellikleri soru olarak gelebilir. Onun haricinde soru olarak gelecek çok fazla bir özelliği yoktur. Şimdi özelliği çok ama bize soru olarak gelmez. Şimdi Orhan öğretmen öğrencilerinin yeteneklerini, yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaya odaklı etkinlikler seçerek sınıfındaki her öğrencinin kendisini ifade edebilmesine, özel davranmasına ve başarı duygusunu yaşamasına imkan sağlayacak bir sınıf ortamı yaratmaya çalışmaktadır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre öğretmenin etkinlik seçimi öğrencilerin hangi ihtiyacını karşılamaya yöneliktir? Bakın arkadaşlarım şimdi şu var. Bizim ihtiyaçlar hiyerarşisini çok rahat yapabiliriz. Sıkıntı yaşadığımız tek şey ne biliyor musunuz? Ezber. Hep söylüyorum bakın. Ya bu işte atıyorum tekrarda birlikte olacağız. Şu an burada birlikteyiz. Hep her zaman duyacaksınız bunu benden. Bu zaman zarfı içerisinde. Asla. En nefret ettiğim şey ezberdir. Kesinlikle kısa yol falan bilmem ne. Kodlama şu bu. Ezber. Hiçbir işine yaramayacak. Bir tane soruda işine yarar. İki tane soruda işine yarar. Yaramaz. O yüzden ezberlenmesi bunun da arkadaşlar bir hatadır. Fizyolojik ihtiyaçlar evet doğuştan getirdiğimiz ihtiyaçlar açlık, susuzluk, uykusuzluk, cinsellik gibi bunu herkes zaten biliyor. Bir üstünde güvenlik ihtiyacı var. Şimdi desem ki güvenlik ihtiyacı deyince aklınıza ne geliyor? Birçoğunuz arkadaşlar diyecek ki para hocam. Para ama para bunun bir örneği. Hocam o zaman barınma. Barınma da bir örnek. Mantığı nedir bunun? Mantığı garantidir arkadaşlarım. Garanti. Güvenlik ihtiyacı bireylerin kendilerini garantiye alma çabasıdır. Bunun için yapacağın herhangi bir şey güvenlik ihtiyacı olabilir. Anladın mı ne demek istedim? Mantığını bildiğinde sana ne sorulursa sorulsun. Çünkü para dediğinde ne için para? Bunu bilmen lazım. Ne için paraya? Para çoklu bir pekiştirici. Çünkü karnını doyurmak için paradan bahsediyorsa fizyolojik bir ihtiyaç. Hani para güvenlik ihtiyacıydı? Bak karnını doyurmak için diyor ama.
Anladın değil mi ne demek istediğimi? O yüzden bunları ezberlemeyeceksiniz arkadaşlar. İşte atıyorum giyinmek. Giyinmek bile güvenlik ihtiyacıdır ya. Giyinmek bile güvenlik ihtiyacıdır. Ya da işte atıyorum ama ne için giyinmek? Eğer sen insanlar beni beğensin diye giyiniyorsan bu sevgi ait olma ihtiyacıdır. Mesela rütbe belirten kıyafetler giyiyorsan saygınlık statü ihtiyacıdır. Ama güzel giyinmekten zevk aldığın için bunu yapıyorsan bu estetik ihtiyaçtır arkadaşlar. Karnını doyurmak. Karnını doyurmak arkadaşlar. Fizyolojik bir ihtiyaçtır. Ama karnını doyurduğun o tabağın görseli benim için çok önemlidir. Sunumuna çok dikkat ederim diyorsan bu estetik ihtiyaçtır. Yani altında yatan nedeni bileceksiniz. Temel mantığı bileceksiniz. Mantık nedir? Bunu anladığınız arkadaşlar merak etmeyin bir sıkıntı yaşamaz. Şimdi bu verdiğimiz kısa bilgiler ışığında tekrar soruya dönüyorum. Ön planlama bak. Öğrencilerin yeteneklerini, yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaya odaklı etkinlikler seçerek sınıfındaki her öğrencinin kendisini ifade edebilmesine, özerk davranmasına ve başarı duygusunu yaşamasına. Arkadaşlar, başarı duygusunu kazanmış bir birey çevresindeki insanlar tarafından takdir görmeyecek. Çevresindeki insanlar tarafından takdir görecekse, öğretmen çocuklarda hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik hareket ediyordur? Saygınlık ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hareket ediyordur. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Bakın bunu sadece o piramitte bize verilen mantıkla ezberlersek o zaman hataya düşüyoruz arkadaşlarım. Lütfen unutmayın. Evet, bu şekilde gelebilecek bir ihtiyaçlar hiyerarşisi sorusu örneği. Şimdi bir diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlarım, psikolojik danışman bu ifadesiyle aşağıdaki rehberlik işlevlerinden. Şimdi soruda özellikle dikkat etmeniz gereken yerin altını çiziyorum. İşlev soruyor bize arkadaşlar. Şimdi insaflı davranmış. Bakın paragrafın seçeneklerinde bize verdiklerinin hepsi rehberliğin işlevi. Hepsi işlevi. Eğer şu soruyu zor bir soru haline getirmek isterse, çeldiricilerini güçlendirmek isterse arkadaşlar, seçeneklere hizmette koyar, problem alanı da koyar ve sen bu işlev ifadesine dikkat etmezsen hata yaparsın. Çünkü işlev dediğimizde ayarlayıcılık, tamamlayıcılık, önleyicilik, kriz yönelimli olma, iyileştiricilik, geliştiricilik, yönelticilik arkadaşlar, uyum sağlayıcılık 8 tane rehberlik işlevi var. Bunlar aklımıza gelmeli. Problem alanı dedi mesela. Problem alanı diyorsa 3 tane olası cevabın var. Eğitsel, kişisel, mesleki. Ya da işte atıyorum bize hizmet diyorsa arkadaşlar. Hizmet dediği doğrudan sunulan hizmetler ve dolaylı olarak sunulan hizmetlerdir. Doğrudan sunulan hizmetler psikolojik danışma, bireyi tanıma, oryantasyon, bilgi toplama, sunma, yönetme, eleştirme, sevk, izleme. 7 tane arkadaşlar doğrudan sunulan hizmet var. Dolaylı olarak sunulan hizmetler müşavirlik, veliyle ilişki, çevreyle ilişki, araştırma, değerlendirme, plan, program hazırlamadır. Bak hizmet deyince cevap bunlar. Bunlardan başka bir şey veremezsin cevap. O yüzden bu ifadelere dikkat etmeniz lazım soruda özellikle. Şimdi bakıyorum o zaman. Bir televizyon programına katılan psikolojik danışman yapmış olduğu konuşmada öğretmenler çocukların fizyolojik, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerine ilişkin bilgi sahibi olmalıdır. Bak şimdi bu ifadenin altını çizdim. Bu ifadenin altını çizdim. Bu bizi cevaba götürecek olan ifadelerden bir tanesidir. Çünkü öğrencilerinin her birinin bu alanlardaki gelişimlerini desteklemek arkadaşlar gibi bir görevleri vardır. Öğretmenlerin eğitim öğretim etkinliklerinin her alanına önem veren ve bir kişiliğe sahip olması onların başarılı bireyler yetiştirmenin önünü açacaktır. Şimdi arkadaşlarım buradaki ifadelere baktığımızda altı çizili ifadeler. Öğretmenler öğrencilerdeki fizyolojik, psikolojik, sosyal ve bilişsel alanları geliştirme çabasından bahsediyor. Bu bir. Burada her alandaki gelişimini diye bir sonraki cümlede tekrarlıyor arkadaşlar. En son cümlede de kişiliğe işte önem veren bir kişiliğe sahip olması öğretmenin onların başarılı bireyler yetiştirmelerinin önünü açacaktır diyor. Şimdi bakın bu yapılan her çalışma öğrencideki aslında eksikliği gidermek için eğitsel bir anlamda bir eksiklik olabilir arkadaşlar. Kişisel alanda bir eksiklik olabilir, anladın mı? Ya da işte mesleki alanda bir eksiklik olabilir. Bir eksikliğin giderilmesi yönünde hareket edeceği için, öğrencileri her yönüyle tamamlamayı ifade ettiği için tamamlayıcılık işlevidir arkadaşlar. Bakın yöneticilik işlevi, bireylerin belli eğitsel ya da mesleki alanda yönlendirilmelerinin ifadesidir. İşlev ne demek? Önce bunu bileceksiniz arkadaşlar. İşlev ne demek? İşlev görev demektir.
Yani mesela sana sorulsa şunun işlevi nedense konuşmak dersin, anladın mı? Bir kalemi göstersen işlevi nedir desem yazmak dersin. Bunun işlevi nedir? Ders anlatmaktır. Bak bu bir görev. Anladın mı ne demek istedim? Rehberliğin yöneticilik gibi bir görevi var. Bu yöneticilik görevi nedir? Mesela öğretmen, öğrenciyi arkadaşlar kendisine uygun bir seçmeli derse yönlendiriyor. Bakın çok basit bir paragraftan bahsediyorum. Öğretmen paragrafta öğrenciyi bir seçmeli derse yönlendiriyor. Öğretmenin öğrenciye sunduğu hizmet nedir diye sorarsa yöneltme yerleştirmedir. Çünkü hizmet diye sordu. Ama sunduğu rehberlik hizmetinin işlevi nedir diye sorarsa yönelticilik. Örnek. Sadece bu. Anladın mı? Burada öğrencileri arkadaşlar onların eksik oldukları alanlarda bu eksikliği gidermeyi hedeflediği için tamamlayıcılık işlevi olarak ne yapacağız? İfade edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer soru tarzımız. Şimdi bu süreç psikolojik danışma ve rehberlik aşağıdaki hizmet alanlarında. Al bak bu sefer hizmet soruyor, gördün mü bize? Altını çizdin. Soruyu çözerken hemen altını çizdin bunu. Önemli. Bir ortaöğretim kurumunda her yıl Eylül ayında öncesinde kendilerine yöneltme hizmeti verilmiş olan son sınıf öğrencilerinin, bakın dikkat edin, soruyu dikkatli okuyun. Bir ortaöğretim kurumunda yani lisede her yıl Eylül ayında öncesinde kendilerine yöneltme hizmeti verilmiş olan son sınıf öğrencilerinin hangi üniversite ve bölümlere yerleştikleri, bölümlerinden memnuniyet düzeyleri, sınavda başarılı olamayan öğrencilerin durumları okul psikolojik danışmanı tarafından geliştirilen bir anket yoluyla saptanmaktadır. Arkadaşlarım, yani biz çocuklara bir hizmet sunmuşuz değil mi? Bir yönlendirme yapmışız. Bak burada söylüyor bunu zaten. Öncesinde kendilerine yöneltme hizmeti verilmiş diyor. Ya biz zaten bir hizmet sunmuşuz. Yaptığımız buradaki çalışma nedir? Bu hizmet işe yaradı mı, yaramadı mı? Etkili oldu mu, olmadı mı? Bunu kontrol etmektir. Bunun için bir çalışma yapıyoruz burada. Şimdi bu ben öncesinde kendilerine zaten yöneltme hizmeti yapmıştım. Etkili oldu mu diye buna bakıyorsam, kendi kendime edindiğim bir nedir bu? Dönüttür değil mi? Kendime sağladığım bir geri bildirimdir. Biz bunu rehberlikteki hangi hizmetle ifade ediyoruz arkadaşlar? İzleme ve değerlendirme hizmetiyle. Eğer öncesinde bir hizmet sunulmuş, öncesinde bir çalışma yapılmış ve bu çalışma etkili oldu mu olmadı mı? Bunu kontrol etmek için yapılıyorsa cevabımız nedir? İzleme hizmetidir arkadaşlarım. Lütfen unutmayın. Evet, bir diğer sorumuz. Zamanımız kısıtlı, biraz hızlı ilerliyorum bu yüzden. Şimdi buna göre okul psikolojik danışmanın yaptığı çalışmalarda temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Bir okul psikolojik danışmanı yeni atandığı okulun özelliklerine uygun bir kapsamlı gelişimsel rehberlik programı planlamaya karar vermiş ve çalışmalarını okulun mevcut durumunu incelemekle başlamıştır. Bunun için okulda kendisinden önce görev yapmış olan psikolojik danışmanın hazırlamış olduğu dokümanları incelemiş ve yapılan çalışmaların dağılımlarını araştırmıştır, çıkarmıştır. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşerek hem okul hem de öğrencilerle ilgili bilgiler almıştır. Aynı zamanda öğrencilere ve velilere uyguladığı anketlerle onların görüşlerine ilişkinde bilgi toplamıştır. Ardından bu bilgilerle okulun ve öğrencilerin özelliklerini detaylı olarak belirlemiştir. Buna göre okul psikolojik danışmanın yaptığı çalışmalarda temel amaçlı. Şimdi bakın, bu öğretmen henüz bir rehberlik çalışması yapmadı arkadaşlar. Henüz bir çalışma yapmış değil, tekrar söylüyorum. Yapacak. Yapacağı çalışmaları etkili bir hale getirmeye çalışıyor değil mi? Aslında öğretmenin burada yaptığı çalışmaların içerisinde ne var? Araştırma, değerlendirme var, müşavirlik var, bir veliyle ilişki var, hizmet olarak baktığımızda. Ama bütün bunları niye yapıyor arkadaşlar? Programda kullanmak üzere okulun rehberlik ihtiyacını tespit etmek için yapıyor. Bize ne diyor? Yeni atandığı okulun özelliklerine uygun bir program hazırlamayı planlıyor çünkü. Bu yüzden yaptığı bütün çalışmalar arkadaşlar, bunları programda kullanmak üzere öğrencinin ihtiyaçlarını belirlemek için yaptığını ifade edebiliriz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi bir diğer sorumuza baktığımızda, burada da arkadaşlar bize soru kökünde diyor ki, öncüler vermiş çalışmalarından hangileri ise rehberlik hizmeti kapsamında değerlendirilir? Mesela bak hemen size şunu söyleyeyim. Eğitsel diyor ya, eğitsel diyorsa mesela bana şunun cevabını verin.
Oryantasyon hizmeti eğitsel midir, kişisel midir, mesleki midir? Hangi alana yönelik bir hizmettir? Oryantasyon eğitsel midir, kişisel midir, mesleki midir? Sizce? Sorudan bağımsız bir şey soruyorum şu an size. Eğitsel diyenler var, kişisel diyen var. Yani eğitsel diyor. Arkadaşlarım, üzgünüm, hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Neden? Çünkü de oryantasyon bir hizmettir. Oryantasyon uyum sağlamaya yardımcı olmadır arkadaşlarım. Yeni duruma alıştırmadır. Ama yeni durum sadece eğitsel alanda açığa çıkacak diye bir şart yok. Bakın rehberliğin en genel üç başlığı arkadaşlar eğitsel, kişisel, meslekidir. Problem alanı, konu alanı dediklerimiz. Rehberliğin en genel üç başlığıdır bunlar. Tekrar söylüyorum. Unutma. Bundan daha genel bir başlık var mı hocam? Var. Rehberlik. Daha geneli yok. En geneli bu üçü. Bu yüzden rehberlikte hangi çalışmaları yaparsanız yapın. Ya eğitseldir, ya kişiseldir, ya meslekidir. Hepsi olabilir. Sorunun soruluş tarzına göre. Okula uyum. Eğitsel. Günlük hayatına uyum. Kendisine uyum. Kişisel. Mesleğine uyum. Çalıştığı ortama uyum. Mesleki alana girer. O yüzden mantığını bileceksiniz, birbiriyle olan ilişkisini bileceksiniz dememin nedeni de budur arkadaşlar. Ha, bunu biliyorsan gerisi kolay, merak etme. Eğitsel rehberlik basit. Yapılan her çalışmanın temel amacı eğitime hizmet etmek olmalı. Bu kadar. Eğer yapılan bir çalışma eğitimle ilgiliyse, okulla ilgiliyse eğitime hizmet ediyorsa bak bu kadar basit düşün ya. Bu kadar basit düşünebilirsin. Okulla ilgiliyse eğitim alanına hizmet ediyorsa eğitsel rehberliğin konusudur. Hemen bakalım o zaman. Okul psikolojik danışmanı, okula yeni başlayan öğrenci okulun işleyişiyle ilgili bilgi vermez. Hangi hizmeti sundu? Al sana oryantasyon. Oryantasyon hizmetini sundu. Bak okula uyum değil mi? O zaman eğitsel. Bunu aldım. Koy kenara. Sınıf rehber öğretmeninin öğrencilere çatışma çözme arabuluculuk hakkında sunuyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Çatışma çözme ve arabuluculuk diyor. Çatışma çözme ve arabuluculuk sadece okul hayatını etkileyen bir şey mi? Ya da okulla ilgili bir çatışma çözümünden mi bahsediyor? Hayır. Bireye günlük hayatının her aşamasında yardımcı olacak, her aşamasında ihtiyaç duyacağı bir beceri değil midir bu? Evet. O zaman bu kişisel alana yöneliktir. Okulla ilgili değil, meslekle ilgili değil. Neyle ilgili? O zaman kişisel. Öyle düşün. Basit düşün bak. Bu kadar basit düşünebilirsin. Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden gelen psikolojik danışmanın öğrencinin iş yaşamı, meslekler ve istihdam konusunda seminer vermiş. Ah, iş yaşamı, meslekler ve istihdam. O zaman mesleki bu kadar. Sınıf rehberi öğretmenin tüm sınıfın katılımıyla sınıfta uyulması gereken kurallar. Yapılan çalışmanın temeli okula mı dayanıyor? Okulla ilgili. Evet, o zaman cevabım nedir? 1-4 arkadaşlar. Bakın cevap B seçeneği olacak bu. Basit düşünebilirsin ama ne zaman mantığını anladığında, birbiriyle olan ilişkisini anladığında, bunu anladıysan merak etme gerisi kolay. Havada karada yaparsın, rehberliği uçarak yaparsın yani. Rehberlik o kadar basit bir derstir. Bir diğer sorumuz, okul psikolojik danışmanının Ali mesleki gelişimine ilişkin bu görüşü aşağıdaki mesleki gelişim kuramlarından hangisine temel almaktadır? Bak mesleki gelişim kuramlarından diyor, mesleki rehberlik kuramlarından bahsediyor. Geçen senenin çıkmış sınav sorusu. Bak bakalım şimdi burada dönemler şunlar bunlar var mı? Okul psikolojik danışmanı Ali'ye, ilişkin değerlendirmesinde. Ali dayısı gibi, lütfen şu ifadelere dikkat et, soruyu çözdürecek bunlar size. Dayısı gibi çok zeki olduğunu düşünüyor ve onun gibi çok iyi bir okulda okuyup doktor olacağını söylüyor. Kendisini adeta dayısıyla özdeşleştiriyor ve onu rol model olarak seçiyor. Bu durum Ali'nin yaşındaki bir çocuk için son derece beklendik, son derece normaldir şeklinde görüş bildirmiştir diyor. Arkadaşlarım bize Ali'nin mesleki gelişimine ilişkin bu görüş aşağıdaki mesleki gelişim kuramlarının hangisiyle açıklanabilir diye soruyor. Ya arkadaşlar bakın çocuk kendisini dayısına benzetiyor ve dayısını taklit ediyor, dayısıyla özdeşim kuruyor değil mi? Bir taklit kuramımız var bizim. Rol kuramı arkadaşlar. Nedir o? Süperin benlik kuramı. Süperin benlik kuramı arkadaşlar. Bu. Süperin benlik kuramında süper diyor ki insanların meslek seçimini etkileyen şey onların benlik algılarıdır. Benlik nedir? Bireyin kendini algılayış biçimidir. Kendini nasıl algılıyor burada çocuk?
dayısı gibi zeki olarak algılıyor değil mi? Bakın bu kişilik özelliği değil. Tespit edilmiş bir kişilik özelliğinden bahsetmiyorum şu an. Çocuğun kendisiyle ilgili görüşünden, kendisiyle ilgili fikrinden bahsediyor. Bu kendini algılayış biçimini ifade eder. Kendini algılayış biçimidir bu. Kendini algılayış biçimi nedir peki? Benlik. Süper'in benlik kuramı diyor. Boşuna mı diyor? Hangi bak kuramın temelini oluşturan şey neyse başlığında o vardır. Ezber yapma. Özellik faktör kuramı diyor. Bu ikiye ayrılır. Parsons model ve klinik model arkadaşlar. Süper'in benlik kuramı. Temelini oluşturan şey nedir? Benlik bireyin kendini algılama biçimi. Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı diyor. Temelinde ne var? Gelişim süreci ve gelişim ilkeleri var. Rowe'nun ihtiyaç kuramı. Temelinde ne var? İhtiyaçlar var. İhtiyaçlar hiyerarşisi var. Doyurulmuş ve doyurulmamış ihtiyaçları var bireyin. Holland'ın kişilik kuramı diyor. Temelinde ne var? Bireylerin kişilik yapıları var. Kişilik özellikleri var. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Bu yüzden arkadaşlar hiç ezber yapmanıza gerek yok. Süper'in benlik kuramında süper diyor ki insanların meslek seçimini etkileyen şey onların benlik algılarıdır. Kendini algılayış biçimidir. Ve rol kuramı olarak da ifade edilir. Niye rol kuramı? Çünkü birey çevresiyle özdeşim kurarak mesleki tercihlerini oluşturmaya başlar. Mesleki algıları bu şekilde oluşur çocuğun. Al buyur, dayısıyla özdeşim kurmuş. Onu taklit ediyor. Rol kuramı denmesinin nedeni de zaten budur arkadaşlar. Tamam? Bak çok basit nüanslar var. Bunları bildiğinizde merak etmeyin hiçbir sıkıntı yaşayacağınız bir şey değildir. Bir diğer sorumuz mesela arkadaşlar buyurun. Bir diğer sorumuz da bize diyor ki buna göre anket sonuçlarına karışması beklenen hata. Bak karışması beklenen hata. Karışmış demiyor. Karışması beklenen. Bunu yaparsa ne karışır? Şimdi okul yönetimi tarafından okul ve öğretmenlerle ilgili düzenlenen bir anketi yanıtlayan öğrenciler bilgilerin paylaşılacağı konusunda kaygı duyduklarını ve çekingenlik yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu durumu sorulara verdikleri yanıtlara da yansıtmışlardır. Diyor ki arkadaşlarım, diyor ki arkadaşlar diyor ki bize öğrenciler isimleri verilecek. Öğrenciler paylaşılacak bu bilgiler. Bilgilerin paylaşılacağı konusunda kaygı duyuyorlar ve çekingenler. Bu durumu soruları verdikleri yanıtlara da yansıtıyorlar. Bırak şimdi soruyu boş ver. Sen olsan böyle bir kaygı duyduğunda ne yaparsın? Mesela üniversitelerin birçoğunda şey var. Vize final notlarını görmen için hoca ile ilgili önce anketi doldurman gerekiyor mesela. Hiç endişe yaşamadın mı? Hoca ismimi görür. Hoca benim kendisine kaç puan verdiğimi düşündün değil mi? Al bak Dilek dedi ki hepsini yüksek veririm. Yapacağın şey budur çünkü. Yapacağın şey budur. Hepsini yüksek verirsin sıkıntıya girmemek için. Bu nedir? Bu da arkadaşlar kişisel yanlılık hatasıdır. Anladın mı? Kişisel yanlılık hatası. Ya herkes yapar arkadaşlar. Kişisel yanlılığın 3 tane hata türü var. Bunlardan bir tanesi cimrilik. Hep düşük dereceli puanları vermektir. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 diye derecelendirilmiş bir puan anahtarında hep 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 diye veriyorsam bu cimrilik hatasıdır. Sistem bunu arkadaşlar kesinlikle değerlendirmeye almaz. Eğer gömmek istiyorsan birini hepsine bir vermeyeceksin. Arada bir iki atacaksın. Bir diğeri merkeze yığılma hatası. Şu A seçeneğinde verdiği merkeze yönelme hatasıdır. Hani bu da sana düşük veremiyorum. Yüksek de vermek istemediğim için mecburen 3 veriyorum. Ortalarda 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bu da merkeze yığılma hatasıdır. Bir diğeri de bonkörlük hatasıdır arkadaşlar. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Hep en yüksek dereceli puanları vermektir anladın mı? Bak bu da yine bunların üçü de kişisel yanlılık hatasıdır. Yani burada senin yapacağın hata nedir? Kişisel yanlılıktır arkadaşlar. Tamam. Cevap da zaten kişisel yanlılıktır. Evet. Bir diğer sorumuz. Hemen bakalım. Bu öğretmen aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisini kullanmıştır? Bakın bireyi tanıma tekniklerinden hangisi diyor. Bir öğretmen öğrencilerin sınıf içerisinde birbirlerini ve kendilerini nasıl algıladıklarını belirlemeye karar vermiştir. Bak şu ifade çok önemli. Şu ifade çok çok önemli. Birbirlerini ve kendilerini nasıl algıladıklarını belirlemeye karar vermiştir. Yani bireyin hem kendisini hem çevreyi algılayış biçimini belirleyeceğiz. Doğru mu? Soruyu şimdi bu çözdü zaten. Bu cümle çözdü soruyu. Ama devam ediyor. Bunun için
ilk önce bir davranış listesi hazırlamış ve bu listeyi öğrencilere dağıtmıştır. Daha sonra öğrencilerinden listedeki davranışların yanına bu davranışa sahip olan arkadaşlarını ve uyuyorsa kendilerini de yazmalarını istemiştir. Bak, birey hem arkadaşlarını yazabiliyor hem kendisini yazabiliyor arkadaşlar. Ardından bir değerlendirme tablosu oluşturmuş ve öğrencilerin verdikleri yanıtları artı işaretiyle tabloya aktarmıştır. Son olarak öğrencilerin her bir davranışta kaç kez anıldığını ve kendilerini kaç kez yazdıklarını gösteren işaretleri saymıştır diyor. Şimdi bak, burada bize diyor ki bireyin hem kendisini hem çevresini algılayış biçimi. Sosyometride bu var mı? Yok. Sosyometre sınıfın içerisindeki sosyal ilişki ağını tespit etmek için kullanılan bir tekniktir ve kesinlikle seçim nedenlerini vermez. Kesinlikle arkadaşlar sosyometride bireyin çevresini algılayış biçimini anlayamazsınız. Kendisini algılayış biçimini anlayamazsınız. Kesinlikle algılayamazsınız. Rol dağıtım asla değil zaten. Rol dağıtımda arkadaşlar bir kere bir rol verilmesi ve bireyin bunu uygulayarak çeşitli o role hazırlanması ve onun duygusunu, düşüncesini anlaması lazım. Genogramla zaten hiçbir işiniz yok. Kime göre ben ne? Şimdi burada iki tane seçenek kafanızı karıştırabilirdi. Kime göre ben ne? Kime göre ben ne? Bak, isme dikkat eder misin? Kime göre ben neyim? Anneme göre şuyum. Babama göre buyum. Öğretmenlerime göre buyum. İyi de annemin, babamın, öğretmenlerin benimle ilgili fikri var mı? Yok. Benimle ilgili hiçbir fikri yazmıyor bu kağıtta şu an. Ben onların gözünde kendimi nasıl algılıyorsam onu yazıyorum arkadaşlar. O zaman bu sadece benim kendimi algılayış biçimimdir. Çevreyi algılayış biçimim değil. Bu yüzden bunu denedim. Ama kimdir bu? Sınıfın içindeki enleri tespit etmek için kullanılan bir tekniktir. Enleri tespit etmek için kullanılan bir teknik. Arkadaşlarım, bu kimdir bu tekniği? İşte sınıfın içerisindeki en çalışkan kimdir? En yaramaz kimdir? En şakacı kimdir? En yardımsever kimdir? En komik kimdir? İşte en tembel, en uykucu kimdir? Gibi ifadeler, bazı özellikler tanımlanır. Birey sınıfındaki en olarak gördüğü, o özelliğin eni olarak gördüğü arkadaşı kimse onun ismini yazar. Kendisini de yazabilir mi? Kendisini de yazabilir. Biz kimdir bu tekniğini arkadaşlar? Ne için kullanıyoruz biliyor musunuz? Sınıfın bu sosyal ilişki ağını tespit ediyoruz dedim ya sosyometriyle. Sosyometrinin seçim nedenlerini öğrenmek için kullanıyoruz. Yani sosyometriyi uyguluyoruz. İnsanlar kim kimi seçmiş, kim kimi seçmemiş bunu görüyoruz. Arkasından bir de kimdir bu yapıyoruz ve niye seçmişler, niye seçmemişler bunu anlıyoruz arkadaşlar. Geçen yıl kimdir buyu sordu. Alın size bir soru ipucu. Bu yıl sosyometriye dikkat edin. Sosyometriyi ÖSYM sever. Ve uzun zamandır sormadı. Geçen yıl bunun kardeşi olan kimdir buyu sordu arkadaşlar. Cevabımız burada kimdir bu tekniğidir. Bu yıl da sosyometri gelirse şaşırmam. Evet. Var mı arkadaşlarım sormak istediğiniz bir şey? Genel anlamda çıkmış sorulara bu şekilde bakabiliriz. Ki baktık. Dediğim gibi rehberlik kolay bir derstir. Merak etmeyin. Sadece başlıkları ve başlıkların birbiriyle olan ilişkisini, mantığını bilmeniz lazım. Rica ederim. Evet, akşam grubunda da varım. Gündüz grubunda da varım. Neyi anlatayım Bahadır? Hata türlerini. Arkadaşlar bunları anlatabilmem için zamanımız yok. Çok üzgünüm. Ama dediğim gibi tekrar kampında iseniz eğer merak etmeyin hepsini anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Sosyal kabul hatası sadece şöyle ifade edebilirim. Kısaca tek bir tane sorulduğu için o. Toplumun beklentilerine uygun cevaplar vermektir. Yani şu an gerçekten anlatmaya devam etmek isterim. Ama dediğim gibi bunun için zamanımız yok. Bu kısa bir tanıtımdı sadece. Kısa bir tanışma dersiydi öyle söyleyeyim. Tekrar kampında olursak eğer en azından arkadaşlar merak etmeyin. İnşallah verim alacağız. İnşallah halledeceğiz. Bu süre içerisinde bana ulaşmak isterseniz eğer Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Fatih Himmet. Şuraya herkesle paylaşayım.
Pardon, 3 ml olmuş, 2 ml olacak. Şöyle tekrar düzeltiyorum. Şöyle alttaki gibi. Ulaşmak isterseniz bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorduğunuz sorulara mümkün olduğunca, fırsat buldukça cevap vermeye çalışırım. Tekrar kampında görüşmek üzere. Lütfen tek üzerimi arayıp o bir seanslık ücretsiz eğitim koçuyla görüşme hakkınızı kullanın arkadaşlar. Ve sınavla ilgili detaylı bilgi almayı unutmayın. Tekrar kampında görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Lütfen orada olun. Merak etmeyin, çok güzel geçecek. İnşallah sınava bomba gibi son bir hazırlık yapmış olacağız. Kendinize iyi bakın. Tanıştığımıza memnun oldum şimdiden. Keşke böyle uzun uzun ders yapabilsek ama şu an çok mümkün değil. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.